Azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşiran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev asîrâ. Îlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin finnar. Ve bi senedil muttasil yan nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Tes'eluni an haberi sema ve teda' azfarek ke azfari tayr. Yeştemi'u fiha el cenabe vel hubus ve nefs. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab ve etbalı rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle arz-ı itibar eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sahabiden bir adam sema ile ilgili, vahiy ile ilgili, ilham-ı rabbani ile ilgili soru sormuş. Ona hitap ediyor. Diyor ki tes'eluni an haberi sema. Sema haberinden soru soruyorsun. İlim, sema ilmiyle ilgili sorular soruyorsun. Evet, bu sema ilmi üç şekilde olur. Açık vahiy, gizli vahiy, bir de ilham. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olduğu gibi açık vahiy, mesela Hira Nur Dağı'nda ilk ayetler İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min halak. İkra ve rabbikel ekremüllezî alleme bil kalem. Evet, bu ayetler Musa aleyhisselama Tur Dağı'nda Cenab-ı Hakk'ın hitap etmesi. Cenab-ı Hakk'ı görmemiş. Sesinin tecellisine mazhar olmuş. Böyle açık vahiy olur veya gizli vahiy olur. Bir de ilham olur. Böyle bilgiler, sema bilgileri üç şekilde olur. Bunlardan bana soru soruyorsun diyor sahabiye. Ama ve teda azfarek ama tırnaklarını kesmiyorsun. Ne güzel soruyor bak. Bana böyle şeyler merak ediyorsun ama ellerin diyor kasfari tayri, kuşlar biliyorsunuz havunu yakalamak için pençelerinde şeyler olur, tırnakları olur, yakalarlar, yakaladığını götürür gider onu yer. Ha, kuşların tırnakları gibi diyor, tırnak var, onu kesmemişsin, bir de semadan bana soru soruyorsun, bu ne biçim iş? Evet, tırnakları kesmek gerektiği anlaşılıyor. İnsanın tırnağını kesmesi gerekir. Hayvanların uzayabilir, hayvan çünkü o. Ama insan tırnağı uzayamaz. Ne kadarını keseceğiz? Tırnak altında et var. Eti taştığı zaman o taşan kısmını keseceğiz. Evet. O eti taştığı zaman kesmek gerekir. Makasla, bıçakla veya başka bir aletle. Evet, haftada bir olabilir. Bazı insan tırnağı çok büyüyebilir. Yok, bir haftada o kadar büyümüyor. 15 günde bir olabilir. 21 günde olabilir. Ama 40 günü geçemez.
şırnağını 40 gün kesmezse bir azam ve ince vezel erbaîne esime. Evet. 40 günü geçerse tırnağını kesmeyen adam günahkar olur. İnsan bu yahu. Kendini sağına soluna bakacak. Aynı şey koltuk altları, kasıkta da aynı şeydir. Bunlar insan olmanın gereği şeylerdir. İnsan olan tırnağını keser, kasığını tıraş eder, koltuğu altını tıraş eder. Şimdi bizim sporcularımız Müslüman tabii. Dünya çapında bir basketbolcumuz vardı geçmiş senelerde. Adı da Mehmet'ti. Soyadını söylemiyorum. Çok Mehmet var çünkü hangisi diye teşhis yok. Gıybet etmiyoruz yani. E işte şimdi tabii Türk olunca biz de hoşumuza gitti. Ta orada meşhur oldu. Aa ben Mehmet oynarken bir şöyle elini kaldırdı bir baktım. Burası bir metre kıl. Olmadı Mehmet dedim kendi kendime. Adın Mehmet. Gavur olsa bir şey demem ama sen Mehmet'sin ya bu. Baya bir uzun. Burası orman gibi. Olmadı Mehmet. Demek ki ona anası babası öğretmemiş. Bir hocadan terbiye almamış. Adı Mehmet. Müslüman belli. Ama bunu öğretmek ana babanın görevi. Camide hocanın görevi. Bak da sıradan biz de hepsini size okuyoruz, anlatıyoruz. Bu bizim görevimiz. Mecburuz. Sen bunu öğrendikten sonra hanımına öğreteceksin, kızına, oğluna öğreteceksin. Sözün geçen arkadaşlarına öğreteceksin. Mecbursun. Mecbursun yoksa sorumlusun. Bu çocuk demek ki birinden öğrenmemiş. Böyle bir kaldırdı bir baktım burası orman gibi. Başkalarında da var tabii. Öğrenmeyince 40 günü geçerse günahkar olur. Haftada bir, 15 günde bir, 21 günde bir ama 40 günü geçerse işte hoca öyle söylüyor. Ben de buradan size aktarıyorum. Ve ince vezel erbaîn esme. Tırnak kesmek de, koltuk altlarını tıraş etmek de, efendim kasıkları tıraş etmek de 40 günü geçerse günahkar olur. Bir hafta 15 gün, 20 gün böyle olabilir. Herkese göre. Evet. Ve bu tırnağı diş ile kesmek mekruhtur, yanlıştır. Biz vahşi hayvan değiliz. Dişle hayvanlar kapar, yakalar, kemiği kırar. Biz hayvan değiliz. Diş ile şeyleri, tırnağını koparmak yanlıştır. Yanlıştır. Geceleyin tıraş olmak gene mekruhtur. Sünnete aykırıdır. Neden? Tabii şimdi bunu aşmamız lazım. Bu üstadların kitap yazdığı sırada büyüklerimizin bu kitaplar yazdığı sırada elektrik yoktu. Geceleyin karanlık olur değil mi? Karanlıkta da tıraş olurken etini keser. Yanlış işler yapar, göremez. Yani bu elektrik gibi değil ki, çıra, mum, böyle değil ki diye ben yorum yapıyorum. Mesela gece cenaze kaldırmak da mekruhtur, yanlıştır. Yanlış iş yapar diye. Ama şimdi şakır şakır elektrikler var. İnşallah mekruh olmaz. Ama kitapta öyle diyor. Geceleyin tıraş olmak, geceleyin tırnak kesmek mekruhtur diyor. Bu zararlarından dolayı olsa gerek. Olsa gerek yani. Ben öyle yorum yapıyorum. Ve de şimdi bu devamlı yoruma ihtiyacı yok. Ve bil mescid, camide tırnak kesmek, tıraş olmak mekruhtur. Batırır her tarafı çünkü. Cami ibadet yeri, tıraş olma yeri değil ki. Cami sohbet yeri de değil. Cami ibadet yeridir, zikir yeridir. Burada nereye gidelim, hangi lokanda da yemek yiyelim, lafları edilecek yer değil burası. O sohbet dışarıda olacak. Burada ibadet olan şeyler yapılır. Zikir, istiğfar, tesbih çekilir. Efendimizin emri böyle. Cami Allah'ın evidir. Şimdi maalesef bunu genelde yapmıyorlar. Cuma günleri hutbe
zaten hutbeyi dinlemek Hanefi mezhebine göre farzdır. Hutbede sus desen, amin desen yanlıştır. Hutbenin sevabını alır götürür ama bunu kimse bilmiyor. Dua edecek hoca, dua edince de amin diyorlar. Yanlış Hanefi mezhebine göre. Ondan da geçtik. Bir de konuşuyorlar. Hutbe okunurken bilmiyorlar. Bundan bahsedilmediği için bilmiyorlar. Siz öğreteceksiniz. Hutbe okunurken namazdaymış gibi dinlenir. Cuma'nın rüklüdür hutbe. Hutbe yok, cuma yok. Cuma hutbesinde de sünnet kılınmaz. Tesbih çekilmez. Kur'an okunmaz. Konuşulmaz. Amin de denmez. Dinlenir. Ve izâ gur'el Kur'ânü festem'û leh ve ansıtû leallekum turhamûn. İmam-ı Azam'ın delili bu ayettir. Hutbe okuyan hoca şarkı söylemiyor. Ayet hadis okuyor. Onları yorum yapıyor. Dinlemek susun diyor. Kur'an okununca zaman susun, dinleyin. Allah'ın emri budur. İmam-ı Azam buradan çıkarıyor. Şimdi aynı şekilde camide tırnak kesmek, tıraş olmak da yanlıştır. Ha hocam tamam da itikafa girmiş adam son gün tıraş olacak. Ha, o yemek yemek de doğru değil. Hanefi mezhebine göre camide yemek yemek de doğru değil. Uyumak da doğru değil. Çünkü uyursanız iradeniz gittiği için zart da yellersin. Camide yellenir mi yahu? Yemek yemek de iyi değil. İbadet değil ki. Ha, itikafa girerse caminin dışına çıkamayacağı için gürültüsüz, patırtısız o zaman izin var yemek yemeye. Çünkü itikafta hiç dışarıya çıkılmaz. Sadece tuvalet için çıkılır. Bunun dışında camide de uyunur. Camide de yemek yenir. Evet ama tuvalet yapılmadığı için dışarıya gidilir. Bunun dışında Hanefi mezhebine göre yemek yemek de bir şeyler yemek de camide mekruhtur. Sünnet aykırıdır. Tırnak kesmek de öyledir. Burada da size arz ettik, okuyoruz. Bunları yapmayın, yaptırmayın. Öğretin. Evet. Sema haberlerinden bahsediyorsun, bana soru soruyorsun ama sen tırnakların uzatmışsın. Kuş tırnakları gibi diyor. Efendimiz kınıyor onu yani. Yeştemi'u fîhel cenâbe. Cünüplük orada gizlenir. Tırnak büyük olunca oraya ne dolacak? Kir dolacak. Başka şeyler dolacak. Oraya dolunca gusül ederken su gitmeyecek. Aha, ondan dolayı cünüplük de toplanır orada diyor. O kirleri boşaltman lazım. Vücudun yıkanması gereken yerlerinden iğne başı kadar kuru yer gelse gusül geçersiz. Sen uzatmışsın kuş tırnağı gibi. Oraya bir sürü şey dolmuş. O da katılaşmış, oraya su geçer mi? Cünüplük de saklanır oraya diyor. Peygamber mi söylüyor? Hadis okuyorum. Hadis okuyorum. Vel hubs, pislik de oraya, necaset de gelir saklanır. Görmezsin, gömgök olur değil mi orayı? Kapkara olur, uzun tırnaklar pislik dolduğu için. Pislik donur, cünüplük dolar oraya. Evet, çirkin şeyler dolar. Evet. Habis, hubs. Habis şeytana denir. Pislik de hubstür. Pis şeytana da habis denir. Evet. Fesatlık için konuşan adama da habis herif denir. Ortalığı karıştırıyor, tam kötü işler yapıyor. Niye habis herif denir? Şeytan da o da öyledir çünkü. Yani tırnağın altına öyle pislik dolu. Ve nefes, yemek kırıntıları, pislikler, şunlar bunlar dolar. Tırnağın, ondan sonra tuvalette yıkanırken ekmek kırıntıları, tırnağın orada. Bir de o tuvalete ekmek kırıntıyla aşağı yıkamaya kalkarsın.
Ne güzel işaret ediyor Peygamberimiz. Sema haberi soruyorsun ama sen tırnaklarını kuş tırnağı gibi büyütmüşsün, kesmiyorsun. Bu ne demek? Bu tırnaklara cünüplük. Cünüplüğe engel olur bak, gusül engel olur. Pis şeyler dolar. Ayrıca yemek artıkları dolar. Evet. Tırnağını kes. Suyun oralara ulaşmasına engel olduğu için cünüplüğün izalesine engel olur. Temizlik dinde asıldır. Temizliğe engel olur. Namaz kılan adamın vücudu temiz olmalı. Elbise temiz olmalı. Yani tırnaklarına sıkışmış pislik var. Namaza aykırı. Ona aykırı olur. Sen duruyorsun bunları yapmadan vattes elini bir haber isteme. Sema'nın haberlerinden soruyorsun. Ve tekail eşyayı bi adem sıhhatı vücuike ve guslike. Abdestin bile yok, guslün bile yok. İşin inceliklerini soruyorsun. Demiş adama Peygamberimiz. Kınamış onu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a biliyorsunuz Şiilik, Alevilik, Sünnilik hep yabancıların, din düşmanlarının icat ettiği şey. Müslümanları ikiye böldüler. Kaça ikiye? Kaç tane iki? Kaç tane? Hala devam ediyor. Olayları çıkaranlar Abdullah Sebe diye başlatan bir Yahudi. Başkaları, din düşmanları. Onu felsefik fikirlerle bezediler, süslediler. Hala inat ediyorlar. Hala inat ediyorlar. Evet, şimdi İslam aleminde böyle bir yara var. Hazreti Ali'nin de halifelik, Hazreti Ebu Bekir onun hakkını aldı. Zalimdir Ebu Bekir. Ömer onun hakkını aldı. Zalimdir. Osman zalimdir, haindir diyorlar şimdi. Peygamberimizin övdüğü, Kur'an-ı Kerim övdüğü mübarek insanları bakın camilerde Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir yazıyor. Biz aziz milletimiz, Müslümanlar onları o kadar severiz. Camilerimizi bunlarla süsleriz. Hadisler var çünkü. Ama gidin İran'a, lanet okuyorlar, küfürler ediyorlar. İşin başı ta öyle. İşte karıştırmışlar ortalığı. Hazreti Ali'yi şehit ettiler biliyorsunuz. Hazreti Hasan ben demiş dedi, halifelikten vazgeçiyorum dedi. Kan dökülecek. Ama beni sevenlere dokunma dedi, Emevilere. Ondan sonra gene de onu zehirlediler. Hem de karısını zehirlettiler. Bu siyasi hırslar böyle. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'e geldiler bu Küfeliler, Iraklılar. Hazreti Ali'yi çok seviyoruz diyenler. İşte ona sordular. Sineğin kanı pis midir? Ey peygamberin torunu, dedi heyetten birisi. Aynı peygamber dediği gibi, hani Türkçe konuşayım yani. Ulan dedi, sen Hazreti abimi zehirlediniz. Şunu şöyle yaptınız, kalleş herifler. Bana sineğin kanının haram mı helal mı olduğundan soruyorsun dedi. Defol şuradan dedi, kovdu. Burada da ya sen bana Sema'nın haberinden bahsediyorsun, soruyorum. Ama tırnağın pisine bak dedi. Sen ne biçim Müslümansın? Müslümanın gereklerini, basit şeylerini yapmıyorsun. İnce işleri soruyorsun bana diyor Peygamberimiz. Evet, şimdi gülünecek bir hal. Müslüman ne yaptığını bilmeli. Bilinçli Müslüman olmalı. Bilgili Müslüman olmalı. Öyle bilerek yapmalı. Bilerek yapmalı. Evet, nefis. Kırıntı demek, kir demek. Ama bir de üflemek demek.
قُلْ أَعُوذُ رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğümler yaparlar büyücüler derler ya nefas bir de o demek nefes büyü üfrüğü büyü üfrüğü tırnağın altında diyor işte bu da var kırıntılar var bu hepsine gidiyor bu evet yemek dişlerin arasındaki pisliklere de nefes derler kirlere de böyle söylerler yani bu nefes kelimesini kullanması çok ilginç çünkü büyü yapanlar da böyle üfleme onu nefasat de onların şerrinden Allah'a sığınıyoruz biz. Ha tırnağın altını temizle. Bütün bunlar orada kesmezsen gününde toplanır ve pis eder. Böyle guslüne engel olacak, abdestine engel olacak dereceye ulaşır. Dikkat et buna diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen abdestini güzel al, guslünü güzel al ondan sonra bana sema haberi sor. Ciddi işleri ondan sonra sor. Basit işleri yapmadan böyle ince işleri soruyorsun. Evvela abdestinin namazına dikkat et diye uyarıyor güzel peygamberimiz. Evet. Çöl Arapları hiç dikkat etmezler buna. Köpeklerle yatarlar. Köpeklerle aynı kaptan yemek yerler. Böyleydi. Şimdi Avrupalılar da böyle. Biz de Avrupalılaşacağız diye aynı şeyi yapıyoruz. Evlere köpek alıyoruz. Köpekleri seviyoruz, öpüyoruz. Kucağımıza alıyoruz, yatağımıza alıyoruz. Medeni olacağız, Avrupalı olacağız ya. Halbuki tuvalet bilmeyen çöl Araplarının adetidir bu. Pis Arapların adetidir bu. Müslümanlandıktan önceki putperest Arapların adetidir bu. Ey Müslüman! Öyle köpeği kucağına alıp da köpeği öpme, öptürme köpeği. Kim yapıyor bunu? Sıradan bir vatandaş yaptığı gibi devletin en yüksek yerine gelmiş adamı da gördüm. Kucağına almış, biz bir şey rica etmeye gittik. Meclis başkanı olmuş. Böyle böyle işimiz var diye. Köpeği kucağına almış, köpeği onu öpüyor, o da dönüp öpüyor, köpeği öpüyor. Bu adamdan hayır gelmez dedim içimden yani. Yüzüne söylemek mümkün mü canım? Bu adamdan hayır gelmez yahu. Ula sen Müslümansın, insansın yahu. Köpeğin salyası pistir. Köpek böyle dokundu mu elbiseyle namaz kılamazsın. Eti pistir. Salyası da pistir. Burnunu soktu mu bir suya, bir yemeğe yiyemezsin. O her tarafı yalayıp durur. Köpek onu öpüyor, o köpeği öpüyor. Bu millet nasıl adam olacak? Efendimiz bunları işte bize haber veriyor. Ulan tırnağını kesmemişsin, ince işlerden soru soruyorsun diyor. Evvela basit şeyleri yap sen. Ondan sonra o ince işleri halledelim. Basit şeyler. Şimdi maalesef evet hadis-i şerif var efendim. Kızıyorlar bana ama ben o hadisleri gizleyemem. Evet. Melekler köpek olan eve rahmet melekleri girmez. Nahnu ma'aşiral melaike. Melekler topluluğu evet lanet hulune beyten fihi sure. Buhari Müslim hadisidir. Muttafakun aleyh hadistir. Bakabilirsiniz. Devletin bastırdığı Tecrid-i Sarih kitabına bakabilirsiniz. Resmi kitaptır. 1936'da basılmıştır. Melekler köpek olan, heykel olan eve rahmet melekleri girmez. Peygamberin evine de girmemiş. Peygamber yer odasında oturuyordu. Kapısı senin gibi kilitli, şifreli kapı değildi. Çelik kapı değildi. Tahtadan basit bir kapıydı.
Kapı açıkken köpek yavrusu girmiş, onun sedirin altına girmiş, yatmış, orada kalmış. Kimsenin haberi yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmiş, daha gelmiyor. Cebrail getiriyor vahiyi. Başlamışlar müşrikler, seninki unuttu seni. Seninki dedikler Allah. Vahiy aldığı Allah. Peygamberlik görevini aldığı Allah. Seninki seni unuttu. Seni terk etti. Ondan sonra Peygamberimiz çok üzülmüş. Vahiy gelmiyor. Üzüntüsünden evden çıkmış. Tepelere gitmiş. Geziyor. O gidince evdekiler evi temizlerken bir bakmışlar ki sedirin altında köpek yavrusu var. Hemen atmışlar dışarıya. Dönmüş gelmiş, hemen Cebrail aleyhisselam kapıda görülmüş. Neredesin kardeşim Cibril yav demiş. Sen gelmediğin için bana neler söylüyorlar bu putperestler. O zaman söylüyor bu sözü. Biz melekler topluluğu köpek olan eve girmeyiz. Heykel olan eve girmeyiz kardeş Muhammed Mustafa. Muttefakun aleyh hadistir. Yani köpeğe düşman olun demiyor mu ha? Yanlış anlama. Avluda besle köpeği. Polisin işini görüyor bak. Esrarı yakalıyor. Gizli bombayı yakalıyor. Avcı onunla av tutuyor. Hiç itirazım yok. Caiz ama evinde yatak odanda yatağında ne işi var sofranda köpeğin? Pistir. Ve o evde bereket olmaz. Karıyla koca devamlı kavga eder. Çocuklar birbiriyle kavga eder. Bir tane müftü bu bizim sözümüze kızmış. Ben demiş kocaman kurt köpeği alacağım eve demiş. Azrail de melek ya. Gelmesin de uzun yaşayın diye. Bana demedi de ben cevap vermedim ona. Ben hadis okuyorum. Bu hadis uydurmadır desin. Aslı yoktur desin. Hodri meydan buyur. İt yürür, kervan yürür. Hiç bile cevap bile vermedim. Ben hadis okuyorum. Varsa bir eksiğim buyur itiraz et. Böyle kendi kafasından. Azrail gavura da gidiyor. Meyhanede de canını alıyor. Kerhanede de canını alıyor. Genel evde de canını almıyor mu? Onun için kapılar açık ama bereket rahmet melekleri kendi ifadesi girmeyiz biz diyor. Köpek olan heykel olan eve girmeyiz. Onun için köpek besleyeceksen, çok seviyorsan avluda besle. Belki cennete gidersin. Canlıdır. Aç bırakma, susuz bırakma. Hele bu avcılıkta, polislikte, diğer konularda kullan tamam. Ama evine ne sokuyorsun? Evine. Evine kusuyorsun. Evet efendim. Biz bunları sizlere aktarıyoruz. Burada da ya sen önemli işlerden soru soruyorsun ama turnan diyor, kuş turna gibi uzamış vahşi kuşlar gibi. Orada cünüplün abdestin geçersiz, cünüp guslün geçersiz, pislik dolu namazın geçersiz. Bir de bana diyorsun vahiy nasıl alıyorsun diye soru soruyorsun. Evvela sen bunları düzelt diyor güzel peygamberimiz bu hadisiyle. Evet onu söylüyor. Ahmed İbni Hanbel'in Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinden naklettiği hadistir bu. Ben de size arz ettim. Evet, şimdi başka konuda bir hadis. Tüstemaru el yetime. Şimdi babası ölen çocuğa, küçük çocuğa yetim denir. Buluğa erince kadar devrede bir çocuğun babası ölürse buna yetim denir. Kız olursa yetime denir. Kız baliğe olunca, oğlan buluğa erince, sizin şeyinize göre hamamcı olunca, kız da hayız görünce müstakil kişi olur, yetimlik biter. Yetimlik biter. İşte küçük babası olmayan yetim, almışsın, himaye etmişsin. Yetimler himaye edenden Allah memnun olur, peygamber memnun olur. Ana ve kafirül yetim fil cenneti hakeza diyor. Böyle söylüyor. Şu iki parmağını uzatıyor. Ben diyor peygamberimiz kainatın yaratılış sebebi Allah'ın sevgilisi,
Cennette en yüksek makam onun, ilk girecek onun. O yetki onun. Ben diyor cennette yetimi, babası ölmüş, himaye etmiş, büyütmüş, terbiye etmiş olan kimseyle cennette böyleyiz diyor. Alimler diyor ki yan yanayız demek. İki parmağı birleştirmiş. Hayır, bazıları diyor ki hayır. Benim peygamber olduğum için makamım bu, orta parmak biraz uzun ya, şehadet parmağı ondan biraz kısa ya, benim makamıma yakın rütbe alacak diyor. Bazıları da öyle, ikisi de doğru. Yetime bakmak bu kadar güzel bir şey. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şimdi okuyacağım hadisiyle bize onu söylüyor. Evet. Yetimi büyüttün. Büluğa erdi, kişi oldu. Baliga oldu kızsa. Erkekse balig oldu. Sen onun yetiştirmiş, babalık yapmışsın. Kız diyelim, kız. Birisi istedi. Ben bunu yetiştirdim. Kız, bunu oğlana vereceksin diyemezsin diyor. Baliga olan yetim kızı birisi evlenmek için istediğinde tüstemaru. Kızım, seni isteyen var, şu oğlan, şu ailenin oğlu. Ne diyorsun? Tüstemaru. Evet, ne diyorsun? Varacak mı? Kabul ediyor mu? Diye sorulur. Sorulur. Buna varacaksın denmez. Fizik olarak, başka olarak içi alırsa, beğenirse evlendiriverirsin. Ne kadar büyük sevap kazanırsın. Bekar kızlara sorulur. Babalar, analar, seni isteyen var kızım, oğlum filan diye sorarlar. Bana bak, bu kız alacaksın. Yok. Dinde yok. Kıza, bu oğlana varacaksın. Dinde yok. Kızım, ne diyorsun? Hayır, varacaksın. Yok. Güzel kızım, güzel oğlum. Bizim ailemiz şu, terbiyemiz şu, kültürümüz şu, inancımız şu, geleneğimiz şu. O kız, oğlan böyle değil. Seninle uyuşmaz. Kavga edersiniz, anlaşamazsınız. Uyaracaksın. Hayır dedi. İki tokat atamazsın. Seni evlattıkları reddederim. Edemezsin. Edemezsin. Böyle bir uçurum varsa gideceksin İslam hukukuna göre kadıya, hakime. Hakim bey, benim ailem şu, kültürüm şu, inancım şu, geleneğim şu, maddi durumum şu. Kızım bir oğlana varacak. Oğlum bir kızı istiyor ama o kızın oğlunun durumu şu. Benimkinle arasında uçurum var diye hikayet edeceksin. Hakim inceletecek. Hakikaten uçurum varsa arada o ayırabilir. Hakim ayırabilir. Hayır, buna varamazsın diyebilir. Ana baba dayak atamaz. Sütümü helal etmen diyemez. Sadece uyarır. İslam'da evlenirken küfü, denk olanı bulmak esastır. Kültür bakımından, inanç bakımından, örf adet bakımından, maddi durum bakımından, hani fizik olarak, güzellik olarak beğendikten sonra denk olanı bulacaksın. Neden? Geçim iyi olsun diye. Sonra bu bir şeyden anlamıyor. Ben tahsilim şu. Vaktiyle ne aldın? Yıkah dönülmeyen bir yoldur. Öyle oyuncak değildir. Küfü denk olan alacaksın ama kız abayı yakmış, hakeme gideceksin o zaman. O kadar önemli bu. Kuvvetli, güzel, sağlam aile yapısı olsun diye. Aileler sağlam, güzel, insanlar güzel, millet güzel. O millet yıkılmaz. Aileler çürük, kavgalı, dövüşlü, huzursuz. Onlardan olacak çocuklar da öyle, millet de öyle, yıkılmaya mahkumdur.
Onun için İslam hukuku aileye çok önem vermiştir. Böyle önemli. Sor diyor ona, sor. Bekar kıza sor. Fî nefsihe. İslam terbiyesi almış kız, baba anneciğim çok iyi, ben zaten ona aşığım falan der mi lan? Bir Müslüman kız böyle der mi? Onu sevse, gözünden kestirse bile gördüğü yerlerde kıpkırmızı olur. Müslüman kızı edepli, hayalı olur. Kıpkırmızı olur, konuşamaz edebinden. Ha diyor, kafasını eğmesi, susması diyor, he demesi diyor Peygamberimiz. Ve in sekete fuhu iznihu. Susmuş, bir şey diyememişse o evet demektir diyor. Ağlamış, huzursuz olmuş, ı-ı demektir. Ben bunu varmayacağım filan, bayraklı olmaz Müslüman kızı ya, edepli olur, öyle itiraz etmez. Ağlar, babasını kıramaz, anasını kıramaz ama ağlar. Ağlama da itiraz anlamına ağlama vardır, o zaman hayır demektir. Yok böyle değil, boynunu eğdi, kıpkırmızı sustu. He demektir, fehüve iznühe. Analar, babalar kızına soracak. O ses çıkarmadı, boyun eğdi mi? He demektir, he demektir. Evet. Mesela gülmek var, gülmek var. Gülmüş, hoşuna gitme gülmesi. Ama bir de iğrenç gülmesi var değil mi? Küçümseme gülmesi. İşte onu soran anne baba bakacak. Nasıl ağlama, nasıl gülme, nasıl susma diye. Evet, böyle evet manasına susmak kabul manasınadır. Evet. Şimdi ana babaya böyledir. Çünkü evlat anaya babaya saygılıdır İslam'da. Fakat ana baba değil, komşu demiş. Kızım demiş, seni demiş, bana söyledi falan olan istiyor. Ona susmak yetmez. Amca kusura bakma, ben onunla evlenemem diye söylemesi lazım. Anaya babaya susması izindir. Başkasına konuşmazsa kabul manasına gelmez. Ona söylemesi lazım. Dinin emri bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana babayla diğerlerini öyle ayırmıştır. Ana babaya saygılı olur Müslüman kızı, oğlu. Onlar susması he demektir. Diğerlerine bizzat, dul kalmış kadın, kocası ölmüş, dul kalmış, onu da susması yetmez. Ben istiyorum, istemiyorum diye konuşması mecburidir. Tecrübesi var, artık kız kadar hayalı değildir. Biraz konuşması onun istenir, dinen istenir. Evet, Peygamberimiz bu konuda bize uyarıyor, anaları, babaları. Evet. Evet, şimdi İmam Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinde olanları söylüyorum. O ana babaya çok yetki vermiş. Zorla diyor kızını, oğlanı, şu kız alacaksın, şu oğlan alacaksın diye evlendirme hakkı vardır diyor. İmam Azam onu diyor. Buluğa ermiş olan oğlan, kız müstakil kişidir. Ana babanın zorla şu kız alacaksın veya şu oğlanı vereceksin deme hakkı yoktur. Sadece uyarır. Onun kültürü şöyle, inanışı şöyle, terbiyesi şöyle, kızım oğlum etme kılma diye uyarır. Mahkeme gider, onu ayırtır. Bizde zorlama yoktur Hanefi mezhebine göre. Ben de onu size söylüyorum. Tabii İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de aynı İmam Azam yolundan. Evet. Ebu Davud Hazretleri'nin evet fela cevaze aleyha. Hayır dedi oğlan veya kız. Efendimizin hadisinin devamı bu. Evlendiremezsiniz. Zorlayamazsınız diyor. Zorlama yok. Hadis böyle. İkna edersin, yumuşatırsın. Ne de kabul edersin, ne var? Kabul etmedi. Zorlayamazsın. Evlendirmek caiz değil diyor. Ebu Davud, Nesai, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen hadis-i şerif. Teşhidûne bil katli ve ta'ûni
vel gariki vel batni ve mevtül mer'ati cem'an mevtuha nifasuha. Evet. Şimdi İslam'da şehitlik muazzam bir rütbedir. Cennette en yüksek mevkide olacaklardır. Şehit, şahit olan demektir. Şehit, şahit olunan demektir. Ne demek yani? Allah yolunda namus vatan uğruna, dini İslam uğruna en kıymetli şeyi olan canını bir adam ortaya koydu mu, burada da bu niyetle çarpışırken şehit oldu mu, öldü mü, ona melekler Allah'ım bu namus uğruna, din uğruna, vatan uğruna en kıymetli canını bezletti, kanını akıttı, biz şahidiz, şahittirler onun bu yolda şehit olduğuna. Evet, şahit olunan dediğim bu. Ve de böyle bir şehitse, şimdi memleketin dilliği bildiği için, bizim burada vaaz etmemiz için askerimiz orada ölüyor, polisimiz ölüyor, değil mi? Buz gibi şehittirler. Şimdi hadis okuyorum. Melekler diyor, Allah'ım bu askerin, bu polisin, bu görevlin bunun için öldü. Başka bir maksadı yoktu. Biz şahidiz. Şahit olunan. İki, o anda gideceği cenneti görür. Şahit görmek demektir. İlk damlasıyla tüm günahları affolunur. En kıymetli şeyini verdi çünkü. Allah uğruna, namus uğruna, din uğruna en kıymetli canını verdi. Kanının ilk damlasıyla tüm günahları silinir. İkinci damlasıyla en yüksek rütbelere çıkarılır. Şehit İslam'da böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehittir. Çünkü Hayber'de zehirlediler. Vefat ederken o zehirin tesiriyle öldü. Evet, onun için şehittir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mazlumu kurtarmak için mücadele ederken ölen şehittir. Bunu söylüyorum. Kore'ye bizim askerimiz gitti. Çünkü Kore'de, Güney Kore'deki insanları Kuzey Koreliler, Çinliler zulmettiler, ezdiler. Yardım istediler dünyadan. Biz oraya mazlumu kim olursa olsun, kafir, Müslüman, insan, mazlumu kurtarmak için gittik. Ve oradaki ölen askerimiz şehittir. Keza Kıbrıs'ta ölen askerimiz şehittir. Katılan talebem söylüyor. Bir Türk kadını çıplak soymuşlar. Irzına tasallut etmişler. Kazığa oturtturmuşlar. Girdik diyor biz evine. Kadın böyle gözlerini uçmuş, kafası gitmiş kadının. Gözlerini açmış diyor, konuşmuyor diyor. Fark ettik diyor, kazığa oturtturmuşlar. Rumlar böyle zalim. Bu böyle mazlum. Bunu kurtarmak için Mehmet de buz gibi şehit arkadaş. Evet. Müslüman olmasa da böyle zulme uğrayan bir insanı kurtarmak için ölen adam şehittir. Evet. Şehit çeşit çeşit. Dünyada şehit, ahirette şehit değil. Şimdi devlet Çanakkale'ye katılanlara, İstiklal Harbi'ne katılanlara madalya verdi, maaş bağladı, değil mi? Çünkü kaydı var. Kimisi asker şeyden, harpten kaçtı, saklandı. Hiç ortaya çıkmadı, kaydı var ama. Hiç gitmedi, iş görmedi, kaçtı, kaytardı. Ama kaydı var, devlet orada maaş verdi ama öbür tarafta çıkacak o. Biz burada ölseydi bu adam, askere gitti, şehit diyecektik biz. Dünyada şehit. Ama kaçarken, samanlıkta saklanırken öldüğü için ahirette şehit değil. Ahirette şehit değil. Evet, öyleler de yok mu canım?
kaçarken ölüyor. Onun ahirette şehit değil. Dünyada ahirette şehit. Vurulurken tertemiz alnından şehit düşmüş. Şehit. Dünyada da şehit, ahirette de şehit. Evet. Ne demek yani? Biz onu o elbisesiyle gömeceğiz. Yıkamayacağız. Kanlı elbisesi giyeceğiz. Şehit muamelesi yapacağız. Ahirette de zaten makamına uğrayacak. Bir de harpte yaralandı. Harpte aldığı yaradan dolayı geldi hastaneye, şimdi Güneydoğu'da oluyor. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıp kurtarılamayarak öldü. Bu da şehittir. Ama onu soyacağız, yıkayacağız. Sanki normal ölümle ölmüş gibi dünyada şehit saymayacağız. Ama Allah onu Allah yolunda öldüğü için, orada yara aldığı için şehitler rütbesinde haşredecek, onların arasına koyacak. Ahirette şehit diye bu bakımdan ayırıyoruz. Evet efendim. Şehitler böyledir. Şehitler böyledir. Diyor ki siz şehitlik rütbesini harp yolunda kafirle savaşırken, harp ederken öldürülmekle kazanırsınız. Bu işte anlattığım şekilde grupları var. Ve tauni, taun hastalığı sebebiyle, veba, kolera hastalığı sebebiyle ölen de şehittir. Yani biz onu soyarız, yıkarız, kefenleriz, namazını kılarız ama şehit ecri alacak, şehit sevabı alacak. Kolera, taun, veba hastalığından. Vel garık, şimdi zelzele oldu veya işte duvar çöktü diyorsunuz. Duvar çöktü. Adam mümin, Müslüman. Duvar çöktü. Yıkığın altında kaldı. Yıkık altında kalanlar da keza şehit ecri alacak. Biz onu bulup yıkarız, kefenleriz, namazını kılarız ama şehit ecri alacak. Bu nereden kazanıyor? Yıkığın altında kalıyor. Bilemiyorsun. Sesini duyuramıyor. Ne kadar zor değil mi? Bile bile öleceğini bile bile orada. O zorluklardan dolayı o da şehit rütbesini alıyor. Yıkın altında kalmış zelzelede. Kaç gün kalmış? Bazen 40 gün sonra kurtarıldı diyor. Kurtarılamayan kaç gün yaşadı kim bilir? O zorluklardan dolayı Allah onu şehit rütbesini. Vel batın, iç hastalıklardan dolayı. İç hastalıklardan dolayı. Çok şiddetli ağrılar, sancılar. Bunlar kefareti oluyor. Bu da şehit ecri alacak. Ve mevtül mer'ati cem'an. Evet. Bir de şu kadın. Evet. Hamile. Hamile kadın. Şey, vefat etti. Öldü. O da şehit ecri alacak. O da şehit ecri alacak. Doğum yaparken öldü kadın. Şehittir. Buz gibi şehittir. Yani sen erkek olarak o sıkıntıları bilmiyorsun. Doğum yapmak kolay değil. Çok acılı, ağrılı. O çocuk karnında çok çocuk beslemek, 9 ayını taşımak kolay iş değil. Sabrediyor. O sıkıntılardan dolayı o vaziyette ölürse kadın da şehit olacak. Ahirette şehit icra alacak. Efendimiz söylüyor. Evet. Sonra ve mevtuha nüfasuha, lohusalık halindeyken öldü kadın. Doğum yaptı. Lohusalık halindeyken öldü. O da şehit olacak diyor güzel peygamberimiz. Buhari'de eşyede hamsetü el met'un vel mebtun vel garik sahibül hedin ve şehit fi sebilillah. Şimdi söylediklerimizi çeşitli şekilde ifade eden birçok hadis var. Birçok hadis var. Evet. Zatül cemp hastalığından vefat eden berbat bir hastalık. O da şehit ecri alacak. Evet. Efendimizin hadislerine göre. Evet. Şimdi bu konuyu genişleteceğiz. Evet.
şimdi çoluk çocuğumu haram yedirmeyeceğim. Çoluk çocuğuma muhanneti muhtaç etmeyeceğim. Helalından kazanacağım, iyi tahsil yaptıracağım, iyi terbiye edeceğim, iyi giydireceğim, iyi kuşatacağım, iyi yedireceğim, iyi evde oturacağım niyetiyle sabahleyin dükkana gitmişsin, işe gitmişsin. Yolda gelmiş birisi çarpmış, ölmüşsün. Sen de şehitsin. Sen de şehitsin ama niyetin buysa evet, bu niyetle çıkmışsın evden. Çoluk çocuğuma helal para kazanacağım, onları muhanete muhtaç etmeyeceğim niyetiyle, evet, ticaretine, dükkanına, dairene giderken bu niyetle Azrail canını almış veya bir kaza olmuş, böyle gitmişsin, sen de şehitsin, Allah yolundasın. Evet, namaza geliyorsunuz, niyetiniz cemaatle namaz kılmak. Evden gelirken bir araba vurdu size, gittiniz. Veya Azrail nereye gidiyorsun dedi, aldı canını. Allah yolundasınız, şehitsiniz. Şehitsiniz. Evet, Allah yolundasınız, şehitsiniz. Hacca gidiyorsunuz helal parayla, Allah'ın farzını yerine getireyim diye. Allah yolundasınız, şehitsiniz. Ama meyhaneye giderken ölürseniz, hırsızlığa giderken ölürseniz, adamı öldürmek için, bomba koymak için giderseniz, dinin kurallarına göre o zaman tam tersi, tam tersi. Onun için her gün evden çıkarken niyetiniz sağlam, niyetimiz sağlam olmalı. Ya Azrail gelebilir, ya bir kazaya gidebiliriz. Niyetimiz böyleyse şehit ecri alıyoruz. Bunlar sevap bakımından şehit ecri alacaklar. Öbür bahsettiğimiz, hani şehitler yıkanmıyor ya, onların hükümlerini size arz ettik. Arz ettik, evet. Ahirette şehit ecri alacaklar. Dünyada değil, dünyada öteki insanlar gibi yıkayacağız, kefenleyeceğiz, namazını kılacağız vesaire. Evet, evet. Burada da söylemiş, demiş söylediğimiz gibi, adamın birisi harp etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Bakın bu bize örnek. Eskiden bütün herkes malının mülkünü askerler götürüyordu. Yenilen eşyalarını bırakıp kaçıyordu. O bıraktığı eşyalar da ganimet oluyordu. Sistem buydu. İşte bu ganimetleri aldın mı, hiçbir asker ona dokunamaz. Kumandan, devlet, ülül emir taksim etmeden, onun hakkında karar vermeden kimse ona el süremez. Bir tane adam böyle çarpışmış çarpışmış ama çok sevdiği bir eşyayı kaçan düşman askerlerinin şeyinden almış, cebine koymuş. Ya Resulallah, ve sonra da şey olmuş, o da ölmüş. Ya Resulallah, nasıl çarpıştı, ne kahramanca dövüştü, cennet ona mübarek olsun. Hayır demiş, o öyle değil. Ya Resulallah, bizden çok kahramanca çavuştu. Ama savaştı mı demiş, ganimet malının cebine koydu da öyle öldü demiş. Evet, onun için dedim, askerlikte kaçarken bir de öyleler var, harpte kaçıp da yanlış işler yaparken ölürse onlara değil. Onlara değil. Evet, evet. Ama komandan demiş, geri çekilin. Bu taktiktir. Geri çekilirken vurulmuş, şehittir. Öyle değil, çekil dekil demeden kendi kaçıyor. Bu şehit değil. Onu söylüyor yani. Onu söylüyor. Evet. Melekler ölürken ona şahitlik ederler, hazır bulunurlar ve cennetle müjdelerler. Ve o da kendisi Rabbine kavuşur, cennetlik olarak gideceği yerde göre göre ölür. Bu hadis-i şerifi çok sahabi nakletmiş. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehitler hakkındaki şeysi de böyle. Evet, Efendimiz buyuruyor.
tesahharu fe inne sahura bereke. Sahur yapın. Ramazan değil. Hayır. Oruç zamanı. Şimdi Recep ayındayız. Arkasından Şaban gelecek. Mübarek geceler. Regaib kandili geçirdik. Arkasından Miraç kandili var. Arkasından Berat kandili var. Arkasından Ramazan var. Kadir gecesi var. Bir gün oruç tutan Recep'te tam oruç. Gözünü haramdan, dilini haramdan, kulağını haramdan koruyarak yediği helal, içtiği helal, bu şekilde güzel bir oruç tutan bir senelik oruç tutmuş gibi sevap alır. Yedi gün böyle tam oruç tutan cehennem, yedi cehennem kapısı ona kapanır. Sekiz gün oruç tutan sekiz cennet kapısı ona açılır. 15 gün böyle tam tamına gözünü harama değmemiş, kulağı haram işitmemiş, dili haram konuşmamış, eli harama dokunmamış, haram yememiş, haram içmemiş, dört dörtlük oruç tutmuş. Recep ayında hayata yeniden başlar. Doğan çocuk gibi tertemiz olur, günahları silinir diye hadisler var efendim. Şimdi o Recep ayı böyle böyle güzel bir, siz de bu hadisleri kabul ediyorsanız, inanıyorsanız, bu müjdeleri sizi, ben de size duyuruyorum. Ya sabahleyin kalkamıyorum, zor geliyor. Kalk efendi, kalk. Ramazan'da da bunu çok yapıyorlar. Televizyon seyrediyor, bilmem şey oynuyor, arkadaşlarıyla bir şeyler oynuyor. Gece kalkmak zor geldiği için sahura kalkmadan yatıyor. Yanlış. Sahur yapın. Sahurda bereket vardır. Yani orucun başlangıç sırasında yemek yemek, su içmek. Bunu Peygamberimizin emridir. Bunda sevap vardır. Bereket vardır. Bereket vardır. Buhari, Müslim, Tirmizi, tesahharu velev bicur ilma. Hocam karnım tok, çok yemişim iftarda deme, gene kalk. Sahurda kalk, bir yudum su iç diyor. Bir yudum su bile olsa onunla sahur yapınız. Sahur yapınız. Evet, bir hurmayla, bir lokmayla, bir yudum suyla ola bile olsa kesinlikle sahura kalkınız. Evet. Salavatullahi alel müttesahhirine. Çünkü Allah'ın rahmeti sahura kalkanların üzerine olur. Karnım tok deme. Kalk bir yudum su iç. Sevdiğin bir lokma bir şey ye, bir meyve ye. Bir lokma, bir lokma. Sahura kalkanlaradır Allah'ın bereketi, rahmeti. Evet, Ebu Süveyd'den. Tesahharu velev ükleten, velev hasveten. Fe inne ükletü bereke. Bir lokma bile olsa sahur yapınız. Evet. Bir çorba kaşığıyla olsa bile sahur yapınız. Çünkü o bir lokma berekettir. Çok hayrı vardır. Hayırlara sebep olur. Cenab-ı Hak size rahmet eder. Sizi sever. Sizi sever. Evet. Efendimizin sözü olduğu için Efendimiz sever. Efendimiz sevince Allah sever. Allah sever. Bir lokma da olsa, bir yudum suyla olsa sahuru geçirmeyin. Maalesef birçok kimseler sahura kalkmıyorlar. Yiyip yatıyorlar. Oruçları geçersiz demiyorum. Ama sahur yapan adamın böyle müjdeleri var. Onu sizlere duyuruyorum. Kalkın çoluk çocuğunuz, kalkın şöyle bir yiyin. Arkasından şunu söyleyeceğiz. İftarda çok yenebilir.
sorgusu yok. Sahurda çok yenebilir, sorgusu yok. Misafirlikte çok yenebilir, sorgusu yok. Sana misafir gelmiş, ev sahibisin, çok yiyebilirsin, sorgusu yok. Çok yemeği seviyorsan bunlardan birini yap arkadaş. Bunlardan biri değil. Doyduktan sonra yemek israftır. İsraf da haramdır. Bakın kitabını uyduracaksınız. Çok yemek istiyorsun, bir misafir çağır eve. Misafir çok yesin diye sen de onunla çok ye. Niyetin iyi, sorgu yok. Yahut da birisi çağırdı sana, ev sahibi beğenmedi yemeklerim demesin, memnun olsun diye çok ye. Sorgusu yok. Evet. Oruç tuttun, iftarda fazladan yiyebilirsin. Sahurda fazladan yiyebilirsin, sorgusu yok. Kitabına uygun, dinimize uygun. Onun dışında çok yemek doğru değil. Hele tokluktan sonra zarar verecek şekilde haram olur. Onları da burada yazmış hocamız. Evet hocamız sahurda kalkınca da o Allah'ın rahmetin sağanak sağanak yeryüzüne indiği anda kalk bir şakır şakır abdest al, iki rekat namaz kıl. Ona teheccüd namazı derler. İki rekatı dünya ve dünyadakilerden kıymetlidir. Arkasından kızsan hayırlı koca verdi. Oğlansan hayırlı avrat verdi. Babaysan hayırlı evlat verdi. Dua et, duaların kabul saatidir. Kabul saatidir. Öyle bir güzel bütün peygamberlerin şeysidir sahur. Büyük adamların hepsi sahurlarda kazandılar rütbeleri. Bunu da unutmayalım. Efendimizin bu buyruklarına şey edelim. Yani iftarda çok ye dediksek yani israf etmeyeceksin tabii canım. Yani neredeyse patlayacak. Yo yo. Bu değil. Hani biraz fazla yiyebilirsin. O iftarda da sahurda da. Buna cevaz var. Bunun sorgusu yok. Bunu arz etmek istedik size. Efendim şimdi bu hadisleri size söyledik. Siz dinlediniz. Ne olacak? Diyor ki tesmeûne, siz hadisleri işitiyorsunuz. Peygamberimiz söylüyor. Onların sözlerine hadis deniyor. Ben de onları size aktardım. Bunlar hadis. Siz bunları işitiyorsunuz. Ve yusmeu minkum, siz de bir yerde otururken ya bugün camide hoca şu hadisten bahsetti, hanımına söyledin, çocuğuna söyledin, dükkanda çalışanına söyledin, kapı komşuna söyledin, arkadaşına söyledin, sizden bu duyuluyor. O duydu. O da ya falancıyı konuşmuştuk, arkadaş camide bunu söylemiş, bana da bunu söyledi ya, münasebete geldi. O da ve yusmeu mimmen yesmeu minkum, sizden duyandan duyulur, başkası dinler. Böylece benim hadisim insanlara ulaşır. Benim sünnetim unutulduğu zaman bir tek sünnetimi ihya edene şefaatim vaciptir diyor. Bir tek sünnet. Evet. Mesela şimdi ben basit şeyler söyleyeyim size. Bizim aziz milletimiz sünnetleri yapıyor. Namazdan önceki sünnetleri, sonraki sünnetleri. Bak bu Regaib Kadir camiler doldu taştı. Bunu Suudi Arabistan'da bulamazsın. Suriye'de, Mısır'da bulamazsın. Milletimiz peygamberin sünnetlerine böyle düşkün. Onun için sırrı da yere gelmiyor. Gelmeyecek inşallah. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın diyor. Farz Allah'ın emri diyor. Sünnet benim emrim diyor. Benim emrim Allah'ın emriyle bir olur mu diyor. Biz de bir demiyoruz hocam. Şeklenle gösterin diyor. Farz kıldığınız yerde sünnetimi kılmayın. Başka yerde kılın diyor.
Şimdi cumayı kıldın, işte farzı kıldın. Yanındakinle yer değiştir. Peygamberin sünneti diye dikkat edin. Her şeyi niyetle. Ameller niyete göre değerlendiriliyor. Genel kural bu. Peygamberin böyle bir isteği varmış, bize tavsiyesi varmış diye. Bu niyetle yanındaki arkadaşla yer değiştir. Ya önündeki arkada yer değiştir. Peygamberim unutayım, kimse bilmiyor bunu. Hatta değişeyim dedi mi ne ya diyor. Bilmiyor ki herif. Sünnet bu. Farz kıldığınız yerde sünnet kıldığınız yerde farz kılmayacaksınız. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmayacaksınız. Haram mı? Yok haram demiyorum. Günah demiyorum, dikkat edin. Peygamberimizin böyle bir isteği var. Sünnet, farz kıldığınız yerde sünneti kılmayın, değiştirin yeri diyor. Hem yer şahit olur size, başka bir yer şahit olur. Hem de peygamberin sünnetini herkesin bilmediği, şimdi kimse bilmiyor bunu. Herkes, benim sünnetim unutulduğu zaman bir tek sünnetimi ihya edene şefaatim vacip olur diyor peygamberimiz. Buyurun, gayet basit. Parası yok, pulu yok. Siz de bunu arkadaşlarınıza öğretin. Bunları yapın. Gayet basit efendim. Gayet basit. Mesela şimdi hoşunuza gidecek şey söyleyeyim. Araba bineğin iyisi diyor peygamberimiz. Evin genişi diyor. Avradın hanımın salihası diyor. Dünya ahiret saadeti alametidir diyor. Şimdi paran var. Binek ne şimdi? Araba. Eskiden atmış. Şimdi hayatımdan misal vereyim. Arabamız eskiden para mı vardı canım? Şimdi Mercedes'i beğenmiyoruz da. Dağın başına çıktık, kaldı orada. Hani ben küfür etmek bilmem de ama kafamda iyi şeyler geçmedi. Başkasını gördüm, hay ananı avradını sövmüyor mu? Yetişik yetişemiyor. Kalıyor yolda. Ama güzel araba alsan basıp gidiyorsun. Sövmek yok, küfür yok. İyi değil mi? Söversen, küfürsen zarar etmiyor mu? Bineğin iyisini al. Onun için paran varsa güzel araba al arkadaş. Küfür ettirmezsin, yolda koymaz. Bir, ben araba aldım, bu köyde bir numara araba benim. Bu değil. Bu şeytana mahsus gurur. Böyle değil. Peygamber böyle dedi diye bak dikkat edin. Lüks arabayı biniyorsun ama peygamber böyle dedi diye biniyorsun. İbadet oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Hem konforlu araba biliyorsun hem de ibadet oluyor. Peygamber uyma niyetiniz çok önemli bu. Ev geniş. Paramız var. Misafir gelse, oh, odalar geniş, buyur kardeş. Ama ev bir sene yetecek kadar olacak evin var, bir arkadaşın geliyor, askeri arkadaşın falan. Böyle elini ovuşturuyorsun. Otele git demek ayıp lan ya, Taner'den gelmiş. Ayıp değil mi canım bizim örfümüzde? Misafir gelmiş. Öbür türlü yazın, çoluk çocuk bir üstüne. Geniş evin olsa, buyur kardeş. İyi değil mi bu iş? Güzel ev, geniş ev bu yönden, misafir ağırlama bakımından. Hanımın da salihası, dini, diyaneti, ahlakı güzel olanı da seni küfrettirmez, kavga olmaz. Gözün ruşen olur, ne güzel olur. Sövmeyince, küfretmeyince de cennete gidersin. Bu peygamberimizin sünnetlerini uygulayın. Efendimiz onu söylüyor, benden duyduklarınızı başkasına duyurun. O duyurduğunuzdan birçkası duyar. Böylece benim sünnetim yaygınlaşır diyor. Ben de memnun olurum. Ben memnun olunca Allah da memnun olur diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet bu hadisi Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Abdullah bin Abbas'tan nakletmiş. Ayrıca Sabit bin Kays'tan radıyallahu anhum'dan nakledilmiş. Efendim bir hadis daha okuyacağım. Tesemmu bismi ve la tekennu bi kunyeti. Şimdi çocuklarına isim koyuyorlar. Enteresan, hiç duyulmadık şeyler.
biz de birkaç dil biliyoruz ama bilemiyorum ya. Nereden buldun? Öyle aklıma geldi diyor. Niye bunu koyuyorsun? Öyle iş canım istedi diyor. Hayır. Efendimizin hadisi bu. Benim ismimi oğlunuza koyun diyor. Ben memnun olurum. Ben memnun olunca Allah da memnun olur. Mehmet demiş bizim insanımız. Muhammed. Neden Muhammed'i Mehmet'e çevirmiş? Hep anlatırım ya. Bir adam hırsızlık yapmış, hakimin karşısına getirmişler. Hakim biliyorum. Adın ne? Muhammed demiş hırsız. Ne demiş? Muhammed. Yok demiş. Mehmet de Mehmet. Muhammed hırsızlık yapmaz ulan demiş. Bizim hakimimiz de böyle, peygamberimiz de saygılı. Onun için bizim vatandaşımız Muhammed'i Mehmet'e çevirmiş. Hiç olmazsa peygamberimizi direkt gitmesin diye. Sevgisi var hepimizin efendimize. Mehmet ismini vereceksiniz. Ama Mehmet dediniz mi? Ulan çeri şimdi. Yok. Çünkü onun adı Muhammed Mustafa'nın adı. Kulağını burkamazsınız. Saçını astırlamazsınız. Ben şimdi hocam rahmetli Mehmet Zahid Efendi'ye ziyaretime geldi. Benim dedim Mehmet dedim çok yaramaz. Mehmetlere söz yok dedi. Ana bir baktım hadismiş meğer. Peygamberimiz adı olduğu için peygamberimize sert denir mi lan? Senin şimdi atarım iki tane denir mi peygamberimize? Onu düşüneceksin. Zaten çocuklara böyle şeyle yapmak doğru değil de dövemezsin, sevemezsin, iki tane çakamazsın. Mehmet ismini verin ama böyle de saygı duyasınız. Tüm peygamberlerin ismini verin diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle tesemme bi esmail enbiyai. Tüm peygamberlerin ismiyle isim verin. Ve habbul ismail Allahu Teala, Allah'a isimlerin en güzeli Abdullah ve Abdurrahman. Abdullah'tır, Abdurrahman'dır. Benim de en çok sevdiğim isim Muhammed'dir. Vastaku Haris ve Hemmam. En doğrusu da bu isimler dışında Haris, Hemmam. Evet, evet. Helal kazanan, helal yiyen, gayretli, dinamik adam. Hemmam, Haris, en güzeli bu. Ve akbahuha, isimlerin en çirkini Harp, Mürre, acı, ekşi. Mümin ekşim olur, acım olur yahu. Hazreti Ali Hasan'a harp koyacağım, hayır demiş Hasan. Hüseyin doğmuş, ne koyacaksın? Harp koyacağım demiş. Hayır Hüseyin demiş. Harp ismi doğru değil. Mürre ismi doğru değil. Vertabitul hayla vemsahu binu binevasiha ve kfaliha. Allah yolunda cihad için at besleyin diyor. Şimdi artık o yok. Ama askeriye yardım edebiliriz. Vakıflar var. Tank alabiliriz. Uçak alabiliriz. Elhamdülillah biz Azerbaycanlılara, Türkiye Müslüman Türklere uçak alıverdik, tank alıverdik. Bunu da övüyor peygamberimiz. Evet, atları bu vakalliduha ve la tukalliduhal evtar ve aleyküm bi kulli gümeytin. Evet, ağır atın da şeysi var. Bir ayağı sakar olacak diyor. Şeyde görüyorsunuz filmde. O atları seçmişler. Ya atın da böylesi var yani. Bir şey, en güzel at bu, onu da söylemiş. Bir ayarı diyor, beyaz olsun diyor. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Nesai, Ebu Davud, Tabarani Hazretleri, Hazretleri Übey ve Hazretlerinden nakletmiş bu şeyleri de. Evet, biz de böyle vakıflara yardım edelim imkanımız ölçüsünde. Yani bu şeyler ve memleketin savunmasına ile ilgili vakıflara bu hadisin şeyini alalım. İsim konusunda isimlerin insanların etkisi vardır ve güzel isimlerin olduğu yere, güzel insanların anıldığı yere bereket yer var.
Muhammed ismi bereket sebebidir. Abdullah, Abdurrahman, ezan okundun mu? Ha, affedersiniz. Onun için yanlış isim verirseniz çocuk davacı olacak. Bunlardan sakının. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri tevfik-i samadani mezhar buyursun. Akıbetimizi hayır eylesin. Hidayetten ayırmasın inşallah. Sübhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfurüke ve netubu ilek. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.